Hepinize merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Analik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Analik için hangi takımı seçtim? Tabii ki Gelsenkirchen şehrinin takımı Schalke 04'ü seçtim gençler. Schalke 04'ü eski günlerine tekrardan döndüreceğiz bu Analik serimizde. Ve şimdi sezon öncesi bir turnuva daveti aldık arkadaşlar. Valla bunların hepsi bizi tokatlar. Şu kupa güzele benziyormuş. Ben buna bir gireyim bakayım. Ha, ne yapacağız bilmiyorum. Onu da bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama şimdi size bakın başkanı göstereceğim. Bak bak başkan tipine bak bak. İşte başkan gençler. Goduran başkan. Schalke 04'ün başkanı oluyor. Şöyle tipine yakından bakalım arkadaşlar. Böyle bir karakter yarattım. Türk ve Kako adalarının da yaşayan bir vatandaştı bu. Yani hem Türk hem de işte kakao üreticisi. Yani Kakao Island. Yani o taraflarda böyle yaşamış. Eskiden beyaz ticaretiyle uğraşmış. Böyle kartellerle martellerle falan filan. Yani böyle geçmişi biraz kötü bu adamın ama sonra demiş ki sonra huzuru bulmuş. Tabii ondan sonra demiş ki ben artık beyaz ticaret yapmayacağım da kahverengi yani kakao. Hani kakao üreteyim işte keklere böreklere falan filan koyarlar falan filan diye. Öyle bir vatandaş gitmiş oraya yerleşmiş. Orada tabii parayı da aklamış. Parayı da aklamış tabii. O illegal yollardan kazandığı para var ya onu oradan aklıyor tabii. Kakao Island'da. Öyle böyle pembe ceketiyle Schalke 04'ün başına geldi başkan. Geleceğe umutla bakıyor. İşte tipini sevdiğim kılıksızı. Evet. Şimdi arkadaşlar Schalke işim ne yapacağız onu söyleyeceğim. Ben ihtiyarlar vardı. 30 yaşına kadar ya 30 yaş ve üstündekileri transfer sitesine koydum. Vakit kaybetmeyelim diye. Daha sonra da kendime bir tane yetenek avcısı tuttum arkadaşlar. 2 milyon 800 bin avro gibi bir ücretle. Arkadaşlar işte şu anda Messi bienvenue diyor. Messi topu taraftarlara dikiyor. Al oğlum diyor toplu oynayın. Böyle bir yetenek avcısı falan tuttum. Şimdi kadromuzu bir oluşturacağız. Transfer teklifleri geldiği zaman da onları da tekrardan şutlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Analige. Daha sonra zaten şey yaparız. Mesela bakın bana benim sevgili yetenek avcılarına bir bakalım. Marlon Horn, Lars Löwen ve Marcel Maier. Ana ben almamışım lan. 3 yıldızlı oğlum 3 yıldızlı yetenek avcısı mı olur lan? Kov gitsin. Kov. Yetenek avcısını geri çağır. Fransa'da. Tamam. Sen şey yap. Sen Fransa'da koval oğlum ne kovalıyorsun da bana bir tane ben bir tane sağlam adam bulduydum ya. 2 milyon 800 bin euro. Aha şunun gibi. Aha şu almamışım. Bak Tim Herman. Tim Herman'ı şimdi 2 milyon 800 bin euro Tim Herman'a vereceğim. Bana Fransa dur lan şimdi vermeyeyim ya. Tamam dur şimdi vermeyeceğim. Şimdi vermeyeceğim. Vazgeçtim. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şuraya giriyoruz. Talimatlar diyoruz. Genç yetenekleri bulun. Az takım seviyesinde, az takım seviyesinde falan filan. Tamam. Tamam bana böyle oyuncular bulun. Şimdi bunlar 2 saatte buluyor. Tamam mı? Ben size bir şey söyleyeyim. Bak buna giriyorsun. Tamam mı? Mesela buradan bir tane oyuncu beğendim. Mesela kimi beğendim? Mesela Giovanni Reina. Zaten bunun için şey yapmaya gerek yok. Yetenek avcısı yapmaya gerek yok. Ama biz şu anda Reina üzerinde hiçbir bilgimiz yok. Bonservisi ne kadar... Haftalık ne kadar maaş alıyor? Bunu öğrenmek için arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Horn diye yetenek abiniz vardı ya. Ona izlemesini istediyorsunuz. Ama buna basıyorsunuz. Bu da 5 gün 6 gün sonra falan geliyor. Bu adamın sana bu oyuncu raporlaması tamam mı? Mesela şu oyuncu kimmiş? Tırta benziyor. Ya bunlar tırt. Ben diyorum ki bununla uğraşmayalım abi. Tamam biz kendimiz bulalım. Yani oyuncu ara diye. Biz kendimiz bir ilk böyle bir giriş yapalım. O çünkü çok detay bir de vakit alacak büyük ihtimal. Transfer durumuna gel abi mesela. Mesela ne diyeyim transfer durumuna? Serbest kalma bedeli olan oyuncuları bize göstersin. Mesela. Atak oyuncuları. Mesela Hiroki Abe. Yani Barcelona'da kötü topçu olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu anda öyle düşünüyorum. Personel meşgul Hiroki Abe için atanamaz. Çünkü niye? İspanya'ya bir tane yetenek avcısı göndermemiz lazım da ondan. Çocuk Barcelona'da oynuyor. Karim Adeyemi. Agüero'ya gücümüz yetmez arkadaşlar. Agüero 51 milyon euro. Yok bu lan zaten maaş bütçem 80 bin euro benim. Adam 260 bin euro alıyormuş.
Bunlara yetmez. Metehan Altunbaş. LASK'ta oynuyormuş. Allah Allah, enteresan da Türk oyuncuymuş ha. Bak görüyor musun sen? Orta sahada kimler varmış? Böyle tanıdık isimler varsa onlara yöneleceğim arkadaşlar. Yani böyle ucundan beceğinden böyle tanıdığımız, böyle ikincilikte bizi, birincilige bizi çıkartabilecek böyle Ufuk Akyol. Yani bilmiyorum, Ufuk Akyol. Hayır, sevmedim Ufuk Akyol'u. Taylan Antalyalı. 26 yaşında ama işte. Bana genç lazım. Defansta kimler varmış? Lallas Abubakar. Abubakar. Ha, Marcus Acuña. Bak bu oyuncu iyi ha. Bunu acaba iyi de abi 37 istiyor. Buna 45'i elden aşağı vermezsen bu kabul etmezler. Yok abi geç. Felix Agu. Bak bu olur. İzlemesini iste. Aynen bak, Ago olur. Bak böyle böyle oyuncuları bulacağız abi. Böyle oyuncuları bulacağız. Akabo, Makabo, Akarugu. Ne oluyor bu Akabo, Akarugu, Makarugu? Raul Albiol. Toby Alderweireld. Allah cezasını versin. Beni peşin bırakmıyor bu. Bu PES'ten beridir benim kabusum bu Alderweireld. Nereye gitsem Alderweireld. Top açarım Alderweireld. Kutu çekerim Alderweireld. Şu sırtışa bak. Meymenetsiz. Ne diyor bu? 37.500 maaşı var. Aslında bunun sağlam stopere benziyor. Buna bir teklifte bulunsak mı? Mesela Albiol 35 yaşında. Bu 32. Ya yani bu daha bir alınabilir. Alderweireld. Arkadaşlar. Şansımızı deneyelim. Zaten 11 ay içinde sözleşmesi bitiyormuş. Yakalarsak güzel olur. Transfer merkezinde listele diyelim. Ona şimdi teklif yapacağız. İlk önce listeliyoruz, sonra teklif yapıyoruz. PES'teki gibi değil bu arkadaşlar. FIFA'da böyle bir şey var. İlk önce listeye atıyorsunuz. Tamam geç abi. Kaleci, güzel kaleci var mı? Aaron. Şuna baksana la, hapishane kaçkını gibi. Sen niye topçu oldun ki? Şu tipe bak. Geç abi geç. Aitor. Aitor iyi bir kaleciye benzer. Aitor kötü olduğunu düşünmüyorum. Serbest kalan bedeli 35 milyon euroymuş. Transfer merkezinde listeli ama personel niye Aitor için atanamıyor? Çünkü İspanya Ligi'ne benim adam göndermem lazım. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakin. Sakin. Transfer küresel ağına gel abi sen. Bu ne yapıyor bu? Bu nereye inceliyordu bu? Fransa'yı inceliyor. Bu nereye inceliyor? İngiltere. Bu Almanya. Tamam. Yetenek avcısı tut abi bir tane. Tut abi. Tut tut tut. Tecrübesi 4 yıldız. Görüşü 3 yıldız. Başka yok mu? Yok. Lan sağlam adam olsun ya. Ben bu Timmy Herman'ı tutacağım ya. Parasıyla değil mi lan? Ver. Tuttum abi Timmy Herman'ı. Parasıyla değil mi lan? Sen de gel abi bize İspanya'yı, İspanya'dan bana topçu getir. Tamam. Top sen de bana oradan İspanya'dan bana adam getirin. Ama biz bunun talimatları nasıl yapacağız? Talimat ekle. As takım seviyesi santrafor. As takım seviyesinde diğer pozisyonlar oyun kurucu demiş. As takım seviyesinde oyun kurucu. Talimat ekle abi. Orta saha bul abi. Ne bileyim stoper bul. Yani niye yaş 16-35 değil. Tabii ki 16-35 değil. Düşür abi düşür. Yani en az 20, en fazla 16-26 arası bul. Nitelikler. Hava tehdidi. Hücum ağırlıklı. Ne oluyor abi? Yok, nitelik yok. Niteliğe şimdi girersek işin içine çıkamayız. Çık abi. Tamam. Stoper bulunay bana. Bir de ne bulsunlar? Oyun kurucu dediği orta saha mı acaba bu oyun kurucu? Yani oyun kurucu istemiyorum abi. Normal adam bul bana ya. Yaşa bak, 50 yaş. Yo. O getir dedemi, dedem oynasın anasını satayım. 50 yaş ne ya? Düşür abi düşür düşür. 27, 27 olsun bu da. Hadi tamam. Hadi. Tamam. Stoper. Bir tane de şey bulun bana. Kaleci kaleci. Kaleci bulun. Kaleci istiyoruz abi. 35 yaş, 35 değil de şöyle bir 32. Kalecilerde yaş şeydir arkadaşlar. Hani önemlidir. Şöyle 23-32 arası falan. Şöyle bana bir o kaleci bulun abi. Tamam abi.
Hadi gidin çalışın şimdi. Verdim paranızı. Gidin çalışın abi. Şimdi merkeze geliyoruz. Şöyle bir hızı simüle et diyoruz. Şöyle bir arkadaşlar bu şey bu arada antrenman. Şimdi onlarla uğraşamayacağım. Tek tek antrenman veriyorsunuz bilmem ne ıvır zıvır falan filan. Simülasyon simülasyon. Almeyra maçı varmış. Hadi bak ilk maç. Yapıştırı geçerim ben muhtemelen. Hızı simüle et abi. Yapıştırdım geçtim. Oğlum 83'te gol mü yenir lan? Allah belanızı vermesin. Neyse daha takımı kurmadık. Rahat. Takım daha kurulmadı abi. Devam. Devam abi devam. Yeni hoca başkan yenilgiyle başladı. Oğlum var ya. Bilal Nadir falan kim abi? Adam. Aa ilk defa duydum. Bunun kesin babası Türk, anası Fransızdır bunun. 3 gün kaldı. Giovanni Reina'nın yetenek abisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. İşte bunu sevmiyorum arkadaşlar. Yani bunu beklemek biraz sıkıntı oluyor. O yüzden ben hemen hızlıca reaksiyon göstereyim dedim ama yani istediğim oyuncuları da bulamadım. Tekrar şuradan şeye gelelim. Serbest kalma bedeli değil de. Serbest böyle iyi topçu var mı? Allah bütün Araplar serbest kalmış anasını satayım. Oho. Yok abi. Nanaito finito abi. Nanaito finito. Mm-mm. Bu bize gelmez. Transfer listesinde bak bu olur. Kim var abi? Şu güzel oyuncular var mı? Transfer listesinde alayım anasını satayım. Alfredo Fingobolgason. Yok abi. Orta sahada adam gibisi var mı? Hasheng. Hasheng. Yani zaten kalecilere bak. Peki kiralasam abi? Nasılsa ben şey çıkacağım. Birinci lige çıkacağım. Kiralayayım abi. Kirala. Bunlar şey kiralık mıymış? Allah Allah. Alan Godoy. Noah Avuku. Abi insan şöyle bir adam gibi kiralık bir adam verir ya. Elliot Dixon Bonner falan kim? Aha biz Nainai yedik ya. Biz topçu bulamayacağız ha ben size söyleyeyim. Vallahi topçu bulamayacağız. Vallahi topçu bulamayacağız abi. Yok Gerşen Kirşen şehrinin takımı sıçtı. Şarkı 04 geçmiş olsun abi. Devam et abi. Allah cezasını vermesin. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Hızlı hızlı. Lan oğlum hızlı bas lan. Nasıl geçeceğim burayı? Geçmem lazım bir şekilde. Dur katıl diyeceğim. Katıldım. Abi çok güzel ya. Bak direkt oyun ben oynuyorum şu anda. Bak. Çok iyi değil mi abi? Al sana analik ya. Böyle olacak işte bak. Giriyorsun hemen devreye. Hop. Golümü atayım çıkayım mı? Yapıştır Mehmet Ali. Bu arada bu şeyden daha iyi geldi bana. Niye öyle oldu arkadaşlar? Ultimate Team'den daha güzel bir oyun oynanıyormuş gibi geliyor bana şu anda. Tamam neyse bu iş uzayacak. Ben bunu sonra oynarım. Sim'e geç, sonuca geç. Tamam direkt bana sonucu göster abi. Onu bunu bilmem ben. Evet. Sonuç ne? 3-0 yenildik. Ama ben oynasaydım yenilmezdik. Neyse devam abi. Yalnız benim bu taktiği değiştirmem lazım ha. Taktiğimiz affedersiniz de mock gibi yani. O taktikle 5-3-2-1 mi oynanır? Başkan Sane için transfer teklifi. Salif Sane. Abi yok veremem abi. Yok abi veremem. Bir şey söyleyeceğim. Benim abidik gubidik oyuncuları ben şey yaptım. İsteğe koymadım mı lan? Ben ne yaptım? Kadro merkezi. Ben bunları koymamışım ki. Benim kafa niye gitti abi? Yok yaşa göre sırala bir. Nasıl yapıyorduk lan? Aynen yaşa göre sırala. Yaş. Gel abi sırala bakayım bir. Langer. Transfer sesini ekle. Herrode. Ekle. Abi ben bunları eklemeyi unutmuşum ya. Ben diğer kayıtta mı kaldı? Ne oldu? Ekle abi.
30'a kadar ekleyeceğiz abi. Tamam. Bundan sonrakiler dursun takımda. Süper. Şimdi onlara teklif gelince onları şutlayacağız. Arkadaşlar şu taktiği bir değiştirelim. Valla ben çok rahatsız oldum bu taktikte. 4-3-3 Rolanti değil. 4-2-4 değil. Bir 4-3-3. O nasıl baklava lan? O böyle baklava mı? 4-3-3 gizli santrofor değil. 4-3-3 normal santrofor yok mu? Defansif değil. Bu iyi gibi. Tek santrofor. Bu yoksa 4-4-2 mi oynasam? Makine oynatacağım ya. 4-4-2 oynayayım. 4-4-2 oynayayım. Kadroya gel. Butler, Salazar, Aydın, Senal, Latsa orta sahaymış. Onu bunun yerine koy. Hızlı hızlı. Sol var mı? Sol. Var tabii. Olmaz olur mu? Oğlum bu Sane Mane niye yedeklerde? Langer'in yerine de geçici olarak şu şeyi oynatalım abi. Tamam. Bu hangisiymiş? Stoper. Stoper niye burada oynuyor abi? Takım dağılmış abi. Gel abi şunda hemen şöyle bir sağ bek yok mu? Sağ bek. Allah oğlum bizim sağ bekimiz yokmuş ya la. Benim acil sağ bek almam lazım. Acil. Eyvah eyvah. Genç çocuk oynuyormuş burada. Aydın. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bizim evet kabul et. Bizim acil sağ bek vesaire almamız lazım. Bir şu oyuncuya bakayım bir gelsin. Şu bizim şeyler ne iş yapıyor abi? Bir yetenek avcısı falan bir şeyler. O kadar para 2 milyon 800 bin euro para verdik. Adam ortalarda yok ya. Hadi oğlum ya. Allah Allah ya. Hadi ofisten. Yeni hoca başkan ilgiyle baş. Lan tamam gösterip durma. Adam artistin teki zaten. Ne gösterip duruyorsun? Şimdi gömleğine ceketine bak. Ofisten iki tane transferler. Şimdi bu Reyna Meyna'nın şeyi geldi mi? Hah rapor tamamlandı. Bak tamam. 22 milyon euro değeri varmış. 17,5 milyon euro. 17,5 milyon euro değil. 17.500 euro maaşı varmış. Agu. Sağ bek. Şimdi bu Agu'yu benim kesin almam lazım. Çünkü sağ bekim yok. Şöyle yapıyoruz abi. Agu'ya geliyorsun. Transfer merkezinde listele diyorsun. Giovanni Reyna'yı da bir nabız yoklayacağım. Alabilsem alacağım. Alamayacaksam da yapacak bir şey yok. Başka kim varmış? Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle düzelteyim kamerayı da. Araya reklamlar giriyor biliyorsunuz bazen. Hemen şöyle yapalım. Bunlardan hiçbirisinden şey gelmemiş. İnceleme gelmemiş ve bize şey de gelmemiş arkadaşlar. Diğer yetenek avcılarından bize topçu daha gelmemiş. Fransa'dan, İngiltere'den onlardan daha kimsenin ses soluk yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Gel abi transferlere. Şuradan transfer merkezine attık ya herifleri. Şimdi arkadaşlar Alderweireld. Bir Alderweireld için bir şey yoklayalım mı? Abi ben ama bunu bilmiyorum ki bunun şeyini. Bunu nasıl yapacağız? Aitor. Bir Alderweireld için bir satın alma teklifi götürelim abi. Tamam. Götür abi. Hayır hayır lan. 32 milyon 900 bin lira verir mi la? Manyak. Zaten kulübün 80 milyon bütçesi var. 68 milyon mu 80 milyon? Vay. Adam abi kral ya. Godran başkan kral. Biz Kakao Island'da böyle karşılıyoruz adamlarımızı. Evet otur oğlum şuna iki su iç. Beğendin mi koltuğu rahat mı? Transfer ücreti teklif et. Et abi. Ha işte diyor kar diyor çok yağdı havalar sular. Ya işte İstanbul diyor o da. Ne İstanbul oğlum adam Almanya'da değil mi? Hemen şöyle. O da şöyle bir 18 versek mi? Şu anki değeri 23'müş ama. 18. Ya oğlum işte dişlerimi de yeni yaptırdım diyor. Gerçekten. Ya oğlum işte yaşlılık diyor. O da. Anlatıyorlar birbirlerine böyle. Powerade'ler falan var. Yok la bu 18'i beğenmez ya. Yani beğense de beğenmese de. Hadi bakayım. Godran Başkan, Alderweireld için size 18 milyon euro teklif ediyoruz. Ne diyorsun? Biraz daha çıkmalısınız. 26.300 uygun mudur?
Vallahi 26.300 de çok be. Yeni transfer ücreti teklif et. Vallahi işte ya, bizim işler de kesat. Beyaz ticareti durdu. Polisler el attı diyor. 22.5'a ne dersin peki? 22'ye ne dersin peki? 22'ye. He? Oğlum biz bunu nasıl vereceğiz ya? 22 diyorum. Lan! Allah belanı vermesin lan. Yanlış bastım. Püh. Ben bunu 22'ye alırdım abi. Neyse artık, yapacak bir şey yok artık. Delikanlı adamız, öyle sözümüzden geri dönmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de şu adamla görüşelim bakalım ne diyecek Alderweireld. Aha, başkan. Umarız komiserlikte kusur etmemişsinizdir. Başlayalım mı? Hah, geldi Alderweireld. Hadi bakalım. Oyuncunun kulübümüzdeki rolünü vallahi sürekli ilk 11 oynayacak. Yani çok önemli. Takımdaki diğer oyuncuları göz önüne bulundurarak sakat süre her hafta ilk 11'de yeni garanti olmasını istiyorum. Harika. Bizim de beklentimiz buydu. Oyuncum kendisi sekreterin rolden memnun. Güzel. Çayımızı içelim abi. Çok yol kat ettik. Şimdi bize kaçına gelmek istediğinizi konuşalım. Vallahi bir 5 yıl oynar bu. 32 yok, 36'sına kadar oynasa 4 yıl. O yüzden 4 yıl sözleşme yapmaya hazırız. Anlaşmanın 1 yıllık olmasını istiyorum. Oğlum ben 1 yıl için adama o kadar para verir miyim lan? En azından 1 yıl oynatayım, satayım abi. 2 yıl o zaman. Yıllık abi. İyi, tamam, 2 yılı kabul ettiler. Sıkıntı yok. 37 milyon 600 bin euro serbest kalan bedeli. Biz kaç aldık bunu? 26'ya aldık. Karşı teklif yap abi. $45 milyon teklif edelim mi? Arkadaşlar ben bunu var ya öğrenene kadar çok zarar edeceğim. Vallahi. Hangi tuşa basmam gerekiyor? Uygula hangisi abi? Tamam, uygula. İlerle. X değil mi abi, ilerle? Az önce X'e basmadık anasını satayım, gittik. Sonuçta kar edeceğiz abi. Tamam, kabul. Tamam, kabul. Tamamdır. Onu da anında hallettik abi. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi geldik maaş işine abi. Aynen, laf uzatmadan bir para meselesine gelelim. Aynen. Tipe bak. Bu ne kadar alıyormuş? 37.500 alıyormuş arkadaşlar. Yalnız benim maaş bütçeme bak. Ha, benim maaş bütçesine bak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 250'de 200 çok fazla la. 200 vereyim. Bence kabul etmeyecek. 30 bin euro. 34 bin istiyormuş. $32 yapalım abi. Tamam. Haftalık 32.000 euro için uygun olur mu? Biz daha çok 210 turanı. Süper. Alderweireld'i aldık. Çok iyi ya. Biz Kako Island'da böyle yapıyoruz anlaşmalarımızı. Evet, evet, işte bu. Hadi koçum gel antrenmana. Seninle birazcık iş yapalım. Sağlam stoper aldık. Bu bir. Şimdi geldik Felix Agu'ya. Agu, satın alma teklifi götür Werder Bremen'e. Hayır, 6 milyon 100 bin vermem. Alderweireld'den kazık yedim zaten. En az oradan 3 milyon euro falan zarardayım. Yanlış tuşa bastım. 22 milyon euro alacaktım ben Alderweireld. Bilemedin 23'e. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle oturalım. Lan ceketin ne güzelmiş diyor. O da senin de eşofmanın çok güzelmiş diyor. Gel otur bakalım. Hadi. Evet. Herkese bu koltuğa bakıyor. Transfer ücreti teklif et.
Valla kardeş, bu adam 3400 ve bu biraz genç ya. Ben buna bir 4.5 veririm helalinde. 4.400 vereyim la. 1 milyon euro fazla vereyim. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. 4.400 bence iyi para. Aha. Agu için 2 milyon 800 euro istiyoruz ve Danil Adza'yı istiyorlarmış. Orta sahaya. Ayda. Orta saha istiyor benden. Bende başka adi orta saha var mı? Adi. Ben Latza'yı niye istiyorlar lan bunlar? Al bunu al. Tamam al bunu al. Bunu al git. Agu için bir sonraki satıştan %8 pay istiyoruz. Tamam hadi. Tamam. Ne kadar kolay oldu ya. Çok kolaydı ya. Ne kadar kolay oldu. Evet. Tamam da anlaştık. Transferi gerçekleştirebiliriz diyor başkan. Pembe ceketiyle. Şimdi Agu'yla da bir görüşelim abi. Maalesef abi bu işler böyle. Bu işler böyle. Bu. Vay. Agu'ya bak. Herif restoranda karşıladık lan. Aa gelin lan gelin. Buradayım oğlum. Ne arıyorsunuz? Gel başlayalım. Evet. Otur yavrum. Avize de güzelmiş ha. Valla Agu'yu ben ilk 11 oynatacağım. Önemli. 3 kadro gözünde bulundurarak düzen olarak az takımda yer alma ilk 11 oyuncu biri olmuş. Ne dersiniz? Güzel süper. İlk etap tamamdır arkadaşlar. Süperiz. Takımdaki rol konusu anlaşılmaya göre söz süre. Tamam 5 yıl abi 5 yıl. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yapmaya hazırız. Onu bir Hatun bir baksana olmuş. Çay çorba bir şey getirdin lan şuraya. Evet bizim seninle devam edelim. Serbest kalma bedelini yok say. Oğlum bir şey içmediniz. Maaş bu 4800 alıyormuş arkadaşlar. Maaşı 4500 falan yapacağım. Öyle hemen çok para. Vay pastalar da güzelmiş ha. Lan canım çekti ha. Vallahi pastalar güzelmiş. İmza prim. Hadi 10.000'de imza prim vereyim sana. Agu için 4500 euro haftalık ücreti 10.000 tane de imza prim ödemeye hazırız. Evet. Haftalık 6.800. Şöyle yapacağız o zaman. 6.000 teklif edeceğiz abi. İmza primi de abi 60.000'e düşüreceğiz abi. Hadi bakalım. Armutlar falan. Allah abi yok abi adamlar illaki 6.800 diyor. İyi hadi lan tamam hadi. Hadi lan bir şey de yemediniz oğlum hadi lan. Ulan iyi pazarcı çıktın seni hıyar. Evet. Güzel anlaştık. Güzel evet. Güzel lan bu. Restoranda daha görüşmesi daha iyi. Abi gelelim Giovanni Reyna'ya. Şimdi Giovanni Reyna. Giovanni Reyna'yı biz nasıl alacağız? Bizim şeyimiz ne? Bütçemiz ne? Hah, yine geldik bizim odaya. Gel oğlum aç kapıyı. Sizi gördüğüme sevindim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Başlayalım ne dersiniz? Oğlum rapçi gibi yürüme la gevşek gevşek. Otur bakayım sen şuraya. Adamdaki havaya bak. Evet. Şu anki değeri 22 milyon euro. İşte İstanbul şöyle böyle. Almanya'da şöyle. 30 milyon euro. 30 milyon euro da fazla değil mi lan? Transfer bütçem yok ki benim başka ama. Ne yapacağım? Ama bu da çok gelecek arkadaşlar. Gelecek yani çok iyi paraya satarım ben bunu. Ya işte şöyle de böyle de falan. Evet. Reyna için size 30 milyon euro teklif ediyoruz. Bence iyi para.
Pencereyi açın, bu teklif uygun. Allah Allah, hemen kabul etti la. Oğlum, kazıklandık mı la? Oğlum niye hemen kabul etti bunu? Onu fazla mı verdim acaba la? Lan bence fazla verdim lan. Lan bence fazla verdim. Vallahi fazla verdim ben bu çocuğa ya. Teh. Gidiyor bizim Kakao Island'daki akladığımız paralar gidiyor abi. Vallahi gidiyor, ben size söyleyeyim. Keşke 25 deseydim ya. Tüh. Gel Reyna, gel otur. Gel, zaten sana fazla para verdik. Gel. Vallahi ilk 11 oynayacak arkadaşlar. Sola çık, sağa çık. Reyna. Tamam. Evet. Evet, bana da uygun. Uygun uygun. Serbest kalma maddesi olmasın ki istediğin paraya satayım. Şimdi maaş işini konuşalım. Oğlum bana zaten çok para... Allah, benim şey gitmiş. Maaş bütçem. Arkadaşlar. Bu 20.000 vereyim. Yüz binde imza primi vereyim lan. Ya ben buna fazla verdim ya. Teklifiniz makul. Oyuncum memnun. Süper. Evet, işte seni de aldık. Biraz kazık yedik. Ama böyle böyle öğreneceğiz abi. Böyle böyle öğreneceğiz. Helal lan koçum diyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar benim biraz oyuncu satıp şey almam lazım. Adını siz getirin. Para bulmam lazım bir yerden. Maç yap abi, yap. Maçı simüle et. Hızı simüle et. Tüh. Gibi de bunlara yenildik. Hepsi tokatladı bizi. İşte Reyna ortalarda yok. O ne demek la? Kaçtı mı la? Lan daha yeni aldık. Ha, biz oyuncuları kadroya koymadık oğlum. Biz saçma sapan bir şey olur. Transfer yaptık, oynatmadık. Dur. Sol taraf Reyna. Gel bakayım. Giovanni Reyna. Alderweireld. Ikura'nın yerine. Bir de kimi aldık biz? Birisini de aldık. Kimi aldık ya? Sabek. Agu. Tamam. İşte budur. Evet abi. Niye oynatmadıysak? Ne bileyim oğlum, ben hani bir gün geçer sonra oynatırım diye düşündüm. Ama yanlış ettik. Evet abi. Şeylerimiz çıksın abi. Devam. Bir antrenman daha bas abi. Farman için transfer teklifi. Kim vermiş? Alanya Spor. 2 milyon euro ödemiş bizim için. Tamam, kabul et. Tamam, gitsin gitsin. Gitsin abi, ben şimdi onun yerine oyuncu bulurum, siz canınızı sıkmayın. Canınızı sıkmayın abi, ben bulurum abi. Başkanda para çok abi. Devam. Bir antrenman daha ver abi. Sonra bakalım bize önerilen oyuncular kimler? Daha biz onlara bakmadık arkadaşlar. Onlara da bakmam lazım. Gelelim şimdi transfere. Bak, yeni yeni oyuncular gelmiş ha. 28 tane yeni oyuncu gelmiş abi. Şöyle bakalım. Atak pozisyonunda kimler var? Kaiki. Kaiki kim lan? Kaiki. Gelecek vadeden bir oyuncuymuş. İzle abi. João Pedro. İzle abi. Büyük potansiyeli var diyor. Bakın arkadaşlar, orada yazıyor. İzle. Geç abi. Orta sahada kimler varmış? Nassim Chadli. Sağ açık. Şu kim?
Büyük potansiyeli var. İzle. Potansiyeli. Potansiyel oyuncuları izle abi. Şu genç nasılmış? 18 Edward Michu. İzle abi. İzle izle izle. Boşuna o kadar para veriyorum size. İzle. Bak buna bir şey dememiş. Buna da bir şey dememiş. Beğenmedim abi. Bu biraz tırt geldi bana. Bak bunda bir şeyler olabilir. Yok bunda da tırtmış. Nicolas çok özel yetenekleri var. Nicolas Hartey. Allah Allah nasıl bir yetenekleri var ki acaba adamın? İzle lan. Defansa gel abi. Bogarde 17 yaşında. Charlie Cresswell. Büyük potansiyeli var. İzle abicim. 1.91 boyunda. Çok güzel. Güzel. İzle. Bana böyle stoper lazım. Başka kim varmış? Lyanko, Adebayo, Collins. Büyük potansiyel var. İzle. Diallo. Büyük potansiyel var. İzle. Arkadaşlar bunların hepsini benim takıma katmam lazım. Hemen şöyle bakalım tekrar. Mirandes kulübünde kiralıkmış bu. Liverpool. İzle bakayım bunun bir. Ha biz kaleci lazım bize. Fena değil gibi duruyor. Şunu izleyin bakayım bir. Şimdi bu izlenilenleri arkadaşlar almaya çalışacağız. Hemen şöyle bir şey de yapalım size. Takvim diyelim. Şöyle bir lig maçına kadar bir takım gitsin bakayım şöyle. Ay. Ulan daha hastalığımız geçmedi ha iyi mi? Geçelim şöyle. İlk lig maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Basın toplantısına katıl. Takımın hedeflerini sıradaki maçın planı ve kadronun planı çok fırsat. Verdiğin yanıtlar oyuncunun moralini ve dolayısıyla maç sırasındaki performansını etkileyecek. Her oyuncu farklı bir kişiliğe sahiptir ve övüldüğünde, motive edildiğinde ya da eleştirildiğinde vallahi oğlum biz beni dövse ben de motive olurum yani. Bununla alakası yok. Tamam. Farklı reaksiyonları gösterir. Tamam. Katıl. Nasıl katılıyoruz? Nasıl katılıyorum oğlum ben? Geriye mi bastım? Ne yaptım? Ben ne yaptığımı da bilmiyorum ki. Basın toplantısına katıl. Katıl abi. Başkan bir göstersin abi kendini. So, ich danke für Ihre Geduld und darf dann um Ihre Fragen bitten. Schalke 04 Avrupa Enternasyonel Kupası mı erken veda etti ve tahta ayakta. Bu durum ilk resmi nasyonel kadroyu nasıl etkileyecek? Yavrum bak doğru düzgün soru sor bana. Hatalardan ders çıkarmalıyız. Aha takım morali düştü lan. Bu takım bu sezon lig şampiyonu olacak kapasiteye sahip mi? Aha çok tehlikeli soru. Vallahi çok tehlikeli soru. Biraz gaz vereyim. Bu kulüpte sahip olduğumuz oyuncularla birlikte her yıl bir çabuk ederiz gerekiyor. Başlamak için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Bremen takımı hep Agu transfer yılın en büyük pazarlıklarından birine sahne oldu. Valla gaz vereyim lan dur. Çok mutlu. Taraftarım çok Agu'yu en fazla o da bu işin doğru yolunu gösterecek. Aha Agu'yu gazladım. Agu'nun iki tane golü var anasını. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. O kadar abi. Kısa ve öz. Evet arkadaşlar ilk maçımıza bizi tokatlıyorlar. Gel bakın şimdi iyi izleyin. Hazır mıyız? 3-0. Abi 3-0 ya. Agu lan. O kadar gaz verdim oğlum oynayın lan. Maç sonu röportajı. Bir maç sonu röportajı vereyim abi. Değil mi? Ha? Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Yani Schalke 04 teknik direktörü ilk kalbimizi almak sizi ne kadar mutlu etti. Ya benim için bunlar
Basit şeyler arkadaşlar. Oyuncular %100'e daha iyisini yapacağız. Mükemmel bir başlangıç oldu. Bu takım da aynı yapacak. Harika bir oyuncu grubunda aynı yapıp gösterince sabırsızlanıyoruz. FC Schalke 4 oyuncusu olarak ilk maçı eksik vermesi Reyna iyi etkici bir izin. Harika bir ha. Oğlum bak bu çok tehlikeli soru ha. Yeni bir takım açmak kolay değil. Vay Reyna'nın morali tavan yaptı. Abi daha adam yeni geldi. Agu diyor etkileyici bir izinini bırakmadı diyor. Oğlum nasıl bırakmadı la? 3-0 yendik. Ondan çok şey bekliyoruz. Fakat bir yandan da geçişli olmamız gerek. Kendini buraya ait etmesi oyun tarzı biraz zaman ihtiyacı var diyor. Rica ederim. Danke schön. Evet geçelim. Bu da güzel olmuş ha. Çalhanoğlu. Selam hocam. Kendimi gösterem adına bana şans verdiğiniz için teşekkür etmek istedim. Allah Allah. Oyunu geliştirmeye devam ederse neden olmasın? Gerçekten iyi oynadım. Fakat bu sadece bir başlangıç. Çok çalışarak düzenli oynamak için gerekli kapasite sahibi kanıtlaman gerekiyor. Çok güzel bence cevap verdim. Ne diyorsunuz? Bence çok güzel cevap verdim abi. Vallahi çok güzel cevap verdim. Şimdi transferler bu benim izleyin dediklerimden geldi mi oğlum bir şeyler? Abi daha gelmedi mi ya? 3 gün kaldı diyor abi. Kafayı yiyeceğim ya. Hemen şeye gidelim abi. Vakit kaybı takvim diyelim. 3 günleri sardırayım ben. Hatta 31'ine kadar git abi. Git. Tamam. Bakalım. Tamam. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ana oğlum bizim öteki heriflere bir sürü teklif gelmiş. Langer'e teklif gelmiş, kaçırmışız. Bakmadık hiç biz buraya. Tüh. Neyse şu benim adamlarımdan şey geldi dur. Oyuncular hakkında bilgiler geldi arkadaşlar. Onlara bakalım da. Oğlum bu 60 overall'mış bu çocuk. 66 overall bak bu iş yapar. 71 overall bak. Aha Dijalo 74 overall. Arkadaşlar Dijalo ben size söyleyeyim. Param da yok ama bilmiyorum ne yapacağım. Transfer merkezinde listele. Joao Pedro. Tamam. Üçünü almaya çalışacağım arkadaşlar. Bunların şeyi bana 68'lik oyuncu kaç yaşında? O 68'lik yok. Gel abi. Şu Aitor listede nasıl çıkartacağım ben? Çıktı. Şimdi ilk önce şu forveti alalım mı arkadaşlar? Joao Pedro'yu. Bence alalım abi. Bence alalım abi. Benim bir tane de forvete ihtiyacım var. Süper. Vallahi arkadaşlar bu... Ana bu şey değil mi lan? Neydi bunun adı? 5500 verelim ya. Vallahi piyasa değerinden 1 milyon euro fazla verdim. Hah evet ya bu kadar kolay ya. Yani ya böyle yapacağız ya sürekli. Evet ya bu ya. Abi 5500. Şimdi geldik. Vatandaşa kaç lira maaş vereceğiz? Maaş bütçem benim Night of Unito. Önemli rolde oynasın abi. Aynen. Tamam. Oğlum adamın 20 bin euro maaş varmış. Benim bütçem 8 bin. Nasıl yapacağız? $13 milyon 1300 çok şey ya. Çok düşük değil mi? İyi hadi lan tamam hadi.
Haftalık en az 11 bin almak istiyor. Karşı teklif yap. 10 bin vereceğim abi sana. 100 bin de imza primi vereceğim. Üzgünüm ama bu biraz fazla. Bu iş olsun diye tek imza haftalık 10 bin ödeyecek. İmza 100 bin nasıl olur? Yani illa 11 bin istiyor yani. Tamam abi ya. Ya gel ya boş ver. O 3000'i ben bir yerden bulurum. Benim Paco Island'daki bankada hesapta vardı herhalde. 8000, 3000'i ben oradan tamamlarım. Tamam. İşte bu ya. Tamam abi, onu da aldık abi. Kaleciyi almamız lazım, kaleciyi. Cardenas. Satın alma teklifi götür. Galo. Kaleciye ihtiyacım var. Farmanı sattım ben değil mi? Sattım tabii. Kaleci almam lazım. Kaleci bir stoper. Sana helalinden bir 4 vereyim mi lan? Ya buralar çok kötü. 4 iyi verdim. 4750 uygun mudur? 4.5 vereyim abi. Dur lan. 4.400 vereyim abi. 4.400 fena değildir bak. Sen seversin 4.400. Abi de küsurat koymuşlar ya. Tamam şu küsuratlarla beni uğraştırmayın ya diyor. 10.000 önemli. 10.000'i vermem. Vermem. Bu rakam bütçemizi aşıyor. 4400 için kabul edilebilir mi? Abi. Evet ya. Bu ya. Bu abi. Süper ya. Devam. Kaleyi de bir arkadaşlar kaleyi de bir şey alayım da ben bir. Sağlam alayım da. Tamam. 5 yıl. 4 yıl. Bedeli yok say. Haftalık 11.500'e hak ettiğini düşünüyorum. İyi de ben içeriye girdim. O nasıl olacak? Ana oyuncuyu alamıyorum abi param yok. Oğlum param yok. Üzgünüm kalbim maçtan gelmiyor. Yapacak bir şey yok abi param yok. Yani yapacak bir şey yok paramız yok abi. Para yok. Dur seni alacağım dur biraz ilerleteyim birazcık oyuncu boncu satmam lazım. Ayva yedik. Ayva yedik abi. Bir yeni oyuncuyu da bir kadroya alayım da ben. Bütlerin yerine şu yeni oyuncu neydi? Nerede o? Benim o genç nerede genç? João Pedro. Yedekleri de şuradan ayarlayalım arkadaşlar. Hiç söylemiyorsunuz ha. Abi yedekleri ayarlasana diye. Şu 69'luk herif kim ya? Çalhanoğlu, Tiyav. Tamam. Bakalım ne yapacağız abi. İkinci maç. Hadi oğlum. Tanımadığım adam oğlum. Yenerim herhalde. Bu. Hangi takım bu? 1-1 mi? Yapma be. Oğlum nasıl 1-1 ya? Sen git oradan Hamburg'a gel burada bu bilmediğin adamla 1-1 berabere kal. O kadar da gaz verdik ha. Takıma. Langer için 310 bin teklif mi? Langer.
Vallahi Langer'i satalım da biz yerine bunun yerine o öteki herifi nasıl alacağız kaleciyi ya? Benim o kaleciyi almam lazım. Vallahi bu bayağı da çeşitli yapmışlar ha bu arada. Bak fark ediyorum böyle. Çok detaylı abi. Şeyde böyle değil mesela. PES'te böyle değil ya. Bakar mısın abi? Bir sürü detay var yani. Ki ben daha şeyleri falan incelemedim yani. Bak orada antrenmanlar falan var. İstediğin önce istediğin antrenmanı veriyorsun bilmem ne. Playmut Schalke 04 ile anlaştı. Ne diye baba? Bu arada benim şey 90'mış bak takımın şeyi ha. Mark Enos Eunumba transferini bitirdi. Ya gene maç isimli tete bastım ya. Aslında ben oynasam ne güzel olur ama video uzuyor abi. Almanya Ligi sonuca geç abi. 1-0 yendim abi. Vallahi 1-0 yendim abi. Almanya Kupası'nda 1-0 yendim abi. Çok iyi. Çok iyi. Devam abi. Devam. Makina. Makina açıldı abi bizim makina. Devam. Takım 90. Overall'lar 90. İdris için teklif. O kimmiş? Oğlum niye teklifi reddettim? Lan oğlum niye refleks basıyorum saçma sapan? Refleks niye basıyorsun oğlum ya? Of. Kabul edecektim halbuki ya. Bu kim? AOE'ye yenerim abi. AOE'ye yenerim. Maçı simüle et. Bak. Çak. 2-0. 3-2. Zar zor yenmişiz lan. Joao Pedro. Genç oyuncu atmış. 78'de 3. golü. Joao Pedro. İşte bu. Kalecimiz hala yok. Tiyav için transfer teklifi. Malmö takas anlaşması dahilinde Erdal rakip vermek istiyor. Erdal rakip ne lan? Tiyav adlı oyuncunun piyasası 3.900, 5.700 arasında diyebiliriz. Görüşme yap bakayım be. Eldar rakip kim oğlum? 1400 değeri varmış Erdal'ın. Bana kaleci lazım. Sende iyi kaleci var mı? Yok. 72'lik Dahlin var. Peki orta sahalar nasıl? Aa, 75'lik orta saha var 31 yaşında diyor ama. Sergio Pena da fena değilmiş. O şuradan bir tane denk getirsem güzel bir oyuncu. 23 yaşında. Yok. Bek. Aa sol ama 33 yaşında. Stoper nasıl bir stoperin var senin? Anel Ahmetoz. Bunu vermezsin. 6,5 milyon euro değerinde çünkü. Boşuna macera aramaya gerek yok. Santrafor. Santrafor. Malik Abubakar. Bir tane santraforu varmış sen heriflerin. Manyak lan bunu. Sergio Pena. 75'lik Andreas Christiansen'i mi istesem acaba? Stoperler. Sen bana bunu ver, bunu al. Olmaz mı? Bunu vermezsin ki adi herif. Şu Christiansen 75 orta sahanın göbeğine bir test deneyeceğim. Christian seni istiyoruz biz. Başka bir teklif yapmayı düşünüyoruz. 2950 bin euro ücret ödemeye hazırız ancak Ola Toivonen. Ola Toivonen. Değeri kaçmış ki Ola Toivonen'in. Ben göremiyorum ki ama Ola Toivonen'i. Nasıl göreceğim ben bu çocuğu? Ola Toivonen.
Vallahi beni kazıklayacak gibi geldi oğlum bunlar ya. Yok abi istemiyorum ben Toyvan'ı Moyvan'ı. Allah Allah. Ha şunu ver la şunu ver. Üç buçuk ver. Tamam kabul etmiyorsan sen birisin birader. Yani sen birisin birader yani. Ben 20 yaşında benim topçum var. Sen kendin birisin yani ben hiç alakadar etmez. Gelmedin mi abi? Antrenman günü. Şimdi ben şu kaleciyi alacak kadar maaş bütçesini nereden bulacağım? Oo ben 92'ye çıkmış bu arada benim şey. Terrode için transfer teklifi. Aa bu benim Terrode şey değil mi lan? Santrafor. 33 yaşında çok güzel. 3 milyon 150 bin veriyorlarmış. Görüşme yap abi. Ne kadar isteyebilirim? 3.5'a kadar çıkabilirsin diyor. Tamam. Ne kadar arkadaşlar ne kadar para istersem o kadar iyi. Şu kaleciyi falan almam lazım. Görüşme yap. Kaleciyi almam lazım. Sıkıntı. Hemen hızlı hızlı geçelim. Hiç uygun değil. 3'e... Tamam 3.5 ver senin olsun. 3.5 ver senin olsun. Tamam 3.5 ver senin olsun. Tamam 3.5 ha. Bu ya. Bu abi kafa hareketi bu ya. Bu işte ya. Olay bu ya. Tamam 3.5'a kabul ettik. Eğer buradan 3.5 gelirse maaş bütçesi de açılacak. Kaleciyi alabilirim arkadaşlar. Çok önemli, iyi oldu bu. Belki bir tane daha genç bir santraforla ileri ikiliyi halledebilirim. Genç bir santraforla. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bu ne uzun sürüyormuş oğlum bu analik videosu ya. Malik Thiaw, Fulham. Oğlum bu Thiaw'ı niye bu kadar çok istiyorlar? 20 yaşında 70 gel. Bu adamın 5-700. Valla 5-700 arasında. Bence ben bunu 5'ten aşağı satmamam lazım. Thiaw'ı. Arkadaşlar Thiaw. Yetki ver. Ben uğraşmayayım abi. Yetki ver. Teklife kaçtan başla biliyor musun? Teklife 5'ten başla. Şeyin altında da satma. 5'in altına satmasın. Yok pardon. Oyuncuyu 5'in altına nasıl hesaplayacağız la? 5'in altına gitmesin o kesin. Teklife şu fiyattan başla. 6'dan başla o zaman. 5.5'tan başla. Tamam. 5.5'tan başla. 5'in altına da satma. Hadi bakalım. Ben ne uğraşıyorum abi? Benim yardımcım var, neyim var ya? Gerildim ya. Bu arada takımın şeyi 92'ye çıktı. Moral motivasyonu güzel. Bomba gibi gidiyoruz abi, bomba. Kim satıldı? Dadaşov için kiralama teklifi. 2 yıllık kiralık istiyorlarmış Dadaşov'u. Olur. Kabul et. Al git senin olsun oğlum. Al git. Dadaşov. Zaten takımda ben onu oynatmazdım ki. Regensburg. Hemen yapıştır abi Regensburg'a. Yapıştır gel. 2-1 çok güzel. Bu işte ya. Makina ya. Hadi oğlum. Devam. 93'e çıktım abi. Bakar mısın? Akıyor ya takım. Hedefin üzerinde diyor. Vay vay vay. Aa bir de bizim hedeflerimiz var.
Biz o hedeflere bakmadık arkadaşlar. Neymiş hedefim? Aynı sezonda iki kritik oyuncu transfer et ve 100 milyon euro kar et. Nasıl yapacağız la o işi? Öyle bir şey var mı? Bundesliga lig şampiyonluğu kazan. Altyapıda abi daha buradaki görevler falan varmış. Oo abi analik değil ki bu, başlı başına iş ya bu. Oo abi ben bunun başına otursam var ya ben size 2 saatlik video çıkartırım abi. Aha 5,5 milyon euro ödemeye kabul etmişler Tiava. Çok iyi. Kabul et abi. Kabul et abi. Kaminski. Malmö takas anlaşması dahilinde Joe Inge Berget vermek istiyor. Yok abi. Reddet abi teklif. Buna ne oldu lan? Abi 5,5 bundan geliyor. Ötekinden de gelecek. Ötekinden de gelecek. Malı götüreceğiz abi. Çok güzel, çok güzel. Devam, devam. Emin adımlarla Bundesliga'ya ilerliyoruz abi. İkinci ligden. Perode satıldı abi. Transfer, yönetim kurulu transfer bütçesine 2,5 milyon euro ekledi. Çok güzel abi. Çok güzel. Tamam, Tiav'ı ben kabul etmiştim. Tiav daha gitmemiş arkadaşlar. Tiav da gidecek şimdi. Çok güzel. Hemen bakalım bir bütçemiz ne oldu? Hemen ben şu oyuncuyu almam lazım. Şey, kaleci maleci almam lazım. Transfer merkezi. Cardenas. ...24 yaşında. Başka var mı? Ben hiç başka var mı ona bakmıyorum arkadaşlar. Hiç söylemiyoruz. Bak burada bir sürü 71 tane yeni oyuncu gelmiş. 71 tane. Jalo'yu da alacağım ya. Şeyin yanı Alderweireld'in yanına. Param olursa şunu alacağım arkadaşlar. Jalo'yu da alacağım oraya. Yahya Fofana. Olszowski. Bir dakika. Şuradan az buçuk kendini belli eder oyuncu değil mi arkadaşlar? Bunu bir izlesene sen. Tamam. Sağ bek, Burley, Nathan Collins, 1.93 stopere bak. Vay, Arguelles, şunu bir izle bakayım sen. Ben bunu izle demedim mi lan? Yok dememişim. Moussa Wague. İzlemesini iste abi. Bak bu çok güzel bir sağ bek abi Wague. Ben size söyleyeyim. Vay. Gelecek vadeden bir oyuncu. Jordan Bear. İzle abi. İzle izle izle. Bütün Adarabio. Adarabio. Stoper. 1.96. Stoper değil mübarek şey basketçi anasını satayım. 1.96 ne la? Manyak mısın sen? Tamam. Orta sahaya gel abi. Benrahu. Yasine Benrahu. Büyük potansiyeli var. İzle abi büyük potansiyeli varsa. Hadi. Aha. Feltoş'a bak hani benim gibi lan. Atletico Madrid'in topçusuymuş ya la bu. Tenerife kulübünde kiralıkmış. Neyse bir izle bakayım sen. Büyük potansiyeli var. İzle abi izle. Potansiyeli olan bütün oyuncuları izle abi. Hepsini alacağım.
Aha. Lucas Takunha. Bak bu iyidir ha. İsmail Asar. Watford. İşte bu. İzlemesini iste. Allah Allah abi, milleti var ya. Toplayacağım takıma ha. Brian Brobey kimmiş lan? Büyük potansiyeli var, izle. Kesenin ağzı açıldı abi. Bundan sonra ayvayı yedik. Paraları gömeceğiz. Vallahi paraları gömeceğiz hepsini. Şunlarda kim varmış? Nisan Burkart. Tamam, yeter bu kadar. Şimdi benim hızlıca o oyuncuları en az 5 gün isteyecek benden, değil mi? Ne yapalım? Şuraya kadar bir gidelim. İki bir yendim abi. Çok iyi. 2-1 yendim abi. Çok iyi. İşte bu abi makina ya, takım. Takım makina oğlum, makina. Hocam açılan stoper pozisyonu çok iyi doldurabilirim. Lütfen bana şans tanıyın. Stoper pozisyonu açık mıymış lan? Bunun için çok çalışman gerekecek. Ona bile mutlu oldu oğlum benim. Ona bile mutlu oldu adam. Böyle bir şey var mı be? Transferlere gel abi, transferlere. Abi birinci sıradayız 13 puanla ya. Mükemmel değil mi abi? He? Daha ilk sezonumuzda. Bence başarılı abi. Giovanni Reina milli takıma gitmiş. Victor Paulsson gitmiş. Güzel. Tamam. Birazcık şöyle bir iki ileriye sardıralım arkadaşlar. O oyuncuları alacağım. Var artık oyuncuları alıp en azından bir simülasyon yaptırmak istiyorum. Son güne denk gelmişiz. Ne yapacağız lan? Allah. Ben oyuncuları nasıl öğreneceğim şimdi iyi olup olmadıklarını? Oho, adam 5 gün var diyor abi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Transferin son günü gelmiş. Düsseldorf kulübünün 2 milyon 350 bin euro servis bedelini yok eder. Timo Becker'le görüşme. O kimmiş lan? Timo Becker kimmiş oğlum? Aha, bizden birisini alıyorlar lan. Kadro merkezine gel bakayım bir. Ha, bu muymuş? Lan gitsin abi la. Ben de bir şey oldu zannettim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ana bizim şeyimiz var ya, Ozan Kabak var. Norwich'e gönderdiğimiz. Doğru, Schalke'nin oyuncusuydu Ozan. Feziyet de bana gelsin. Stoperde açık var, manyak. Ha? Bunu ben kiralamışım. İtukare. Tamam. Tamam abi. Can Bozdoğan nasıldı? 68 yok. Doğru ya, Can Bozdoğan falan var bizde. Nerede abi? Can Bozdoğan da var. Ozan Kabak da var abi. Biz niye Ozan oynatmıyoruz? Sahneyi oynatıyoruz.
Geç. Allah boşuna macera arıyoruz ya. O sabek bile oynar biliyor musun şey? Tabak ama gerek yok. Bizim kaleci de yalan oldu anasını satayım ya. Abi kaleci yalan oldu ya. Arkadaş. Adamın 10 milyon euro serbest kalma ücreti varmış. Biz buna kaç vermiştik ya? Arkadaşlar biz ona kaç vermiştik? Ben hiç hatırlamıyorum ha şu anda. 5 milyon mu vermiştik? 5-500 mü verdik? Hatırlamıyorum ki. 5-700 falan mı verdik? 5 vereyim lan. Dur 5-500 vereyim. Bir milyon fazla verdim ha piyasa değerinde. Tamam süper. Tamam hemen şunu maaşını da halledeyim abi. Transferin son günü yedek kaleci de yok. Gene restoranda bize girdi abi. Bizim kulübe girdi restoran parası. Ayva yedik. Tamam. Maaş. Şu anki maaş 11.500. 10.000 ver. Şımarmasın. İmza primi de 50.000. İyi tamam hadi verdim gitti hadi. İşte bu ya. Yemek de yemediniz ama olsun. Zaten kulübe girecek yemeğin parası. Hadi oğlum. Tamam. Bunu muhtemelen alamayacağım. Çünkü bunun değeri 9 milyon euro arkadaşlar. Bunu alamayız. Muhtemelen. Şimdi hemen kadroya Cardenas'ı bir yerleştireyim. Tamam. Kaleci almam lazım. Tamam süper. Süper abi, süper abi, süper. Benim forvetteki bütler kim lan? Neyse iş yapıyorsa dursun abi, sıkıntı değil. Son gün transferlerine bak. En pahalı transferler. Tielemans. 94 milyon euroya gitmiş. Liverpool'a. Benden gelen gidenler kim? Baba Schalke'ye bak Schalke'ye bak. Schalke nerede lan? Beni de göstersen oğlum. Bakar mısın oğlum bana? Şuna bak. Devam. Benim şeylerden ses gelmedi değil mi ya oyunculardan? Tüh. Daha 5 gün 5 gün diyor ya gelmedi. Ben buraya hızlı geçeyim ya. Vallahi. Ne abi video nasıl bir video oldu bu ya? Hani niye geçmiyor bu? Geç geç. Pazartesiye kadar git. Tamam hadi salıya kadar git. Tamam. Şu oyunculara bakmam lazım arkadaşlar. Takımın şeye bak abi 95 be. Çok iyi değil mi lan? Moral motivasyon 95 güven reytingi. Harikayız abi harika. Heh, detaylı bilgiler geldi arkadaşlar. 61 overall. 71 overall güzel. 19 yaşında. Vay bak bu herif iyiymiş ha. 73 Brian O'Bey. 19 yaşında 73 genel rating. Bakun ha. 77 ratingi varmış.
Guardiol'ün. Ben size bir şey diyeyim mi? Abi bizim acil para biriktirip aciliyetinden acil. Nerede o? İsmail Asar. Sağ ofans. Ondan sonra olabilir 74 rating. 77'ler şu ratingleri yüksek olanları alacağız ilk önce. Şu çocuk mesela. 21 milyon euro değeri varmış. Bunu biraz zor alırız da. İsmail Asar kaç? Bunun da değeri yüksek. Ayva'yı yedik. Brian Brobe'yi aslında almak istiyorum ya. Büyük 7,5 milyon euro maaşı 30 bin. Ben listeme alayım da dursun. Şunu da listeye al. O da dursun. Başka kim vardı? Bunu listeye aldık. Dakunha bilemedim. 71 bana biraz rating düşük geldi. 20 yaşında. Orta sahada 72 ratingi var. Bir deneriz bakalım. Bunun büyük potansiyeli var dediler. Yok. Öteki stoperi alacağım. İsmail Asar. Ya aslında şeye bakaraktan bu da fena değil de 70 stoperde eksik. Mesela şunu alabiliriz. 1.96 transfer merkezinde listele. Yani bunları bir şekilde arkadaşlar alacağız. Şimdi beyler kadromuz bu şekilde. Reyna milli takıma gitti büyük ihtimal. Aynen onu gösteriyor. Hemen şöyle bildirimlere bakalım neler gelmişler. Tim Herman. Ha tamam şeyler hakkında diyor, yetenek hapsızlar hakkında hiç bilmem neler geldi falan filan diyor. Tamam. Tamam tamam sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şuradan şöyle bir iki ilerletelim mi şeyi. Bak neler yapıyoruz bir bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Gerçekten video niye böyle uzuyor oğlum? Mesela bir ay. Bak şu 3 maçı ne yapacağız bakalım. 4-0 yendim. 3-1 yendim. 3-0 yendim. Abi ooo tokatlıyorum ben ya. Vallahi tokatlıyorum. Ben size var ya. Şu gençleri de bir takıma katayım. Uf bomba bomba yapacağım. Var ya, bomba yapacağım takımı. Bomba 60 yeni güncelleme. Abi bu işin sonu yok ya. Ne yapacağız? Eyvah eyvah. Neyse tamam ya video burada son. Arkadaşlar valla bu çok şey yani çok kapsamlı çok geniş. Efsane bir analigi var FIFA'nın. Bakar mısın şuna abi? Yani bu ben böyle çekerim oğlum ben bunu. Ben canlı yayın açayım ben 5 saat oynayayım bunu ya. Bu böyle bir analik olmuş bu. Neyse şimdi burada sonlandıralım. Vakit de geçiyor çünkü. İlk bölümümüz bayağı güzel oldu bence. Uzun uzun detaylı da hani belki canı sıkılır bilmiyorum oğlum yani izlerken ama benim canım sıkılmadı. İkinci bölümü tekrar devam edeceğiz. O transfer merkezi eklediğim oyuncuları alacağım arkadaşlar. O 77'lik, 74'lük oyuncuların hepsini alacağım takıma. Çünkü genç ve satılabilme potansiyeli yüksek oyuncular. Muhtemelen onlardan çok güzel ekmek yeriz gibi geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.